Uzun uğraşlar sonucu emek, azim, kadim artık ne varsa yapabildiğimiz her şeyi yaptık dostlar. Rogier Elite ayaklığımızı da şu an itibariyle almış bulunmaktayız. A8 bunu psikal defans 19'da aldım. Kafalık da 18'di. Biraz defansıma odaklanmak istedim ve istediğim şeye de ulaştım. Tam 700 defansım var. Hiçbir şey basılı değilken sadece adrenalinle 2316 AP'ye ulaşmış bulunmaktayım. SC'leri bastığımda 2500 olacak mı? Onun hiç hesabını yapmadım. 2500 olmasa da çok yakınlaşmış olacağım. Böyle ufacık, minnacık, böyle ufak bir takıyla falan desteklediğimde muhtemelen hayallerimdeki, hedefimdeki 2500 AP'ye ve 700 defansa artık ulaşmış bulunmaktayım. Videoya başarıyla giriş yapıyoruz. Devam edelim. Bütün seyircilerimiz basılı. Defansımız 1031. Atağımız 2487. Bunları gösterirken öldük. Şimdi dostlar burada bir GM öldürme şeyi var. Bakın bu GM'ye vuruyoruz. 5 vuruyor. 5. Oğlum GM'ye 5 vuruyoruz lan. Lan. GM'ye bak lan 1715 vuruyor bana. 5-5 vura vura şimdi biz bunu nasıl öldüreceğiz? Bakayım. Vallahi 5-5 vuruyoruz ha. Bütün skillerin 5 vuruyor. Bu adam HP botu basıyor mu? Bu adam HP botu basıyorsa biz bunu öldüremeyiz. GM öldüremem etkinliği bu. Dur lan. Bakayım. Sovage 5. Baba bunlar R kaç vuruyor ya? Bu nasıl GM la? Dur. Oo adama hilde atıyorlar. Oho. Adam deli etti lan milleti. Bir ırk vuruyor adama. Adamın canı azalmıyor. Abo, şuraya bak. Son vuruş denk getirebilir miyiz ya? Dur bakayım. Dur bakalım GM efendi dur. Aha etrafını sardık. Mageler vuracak şimdi öleceğiz bak. Dur. Aha da başladım vurmaya. Gel gel. Gel GM efendi gel. Gel. Baya 5-5 vura vura. Bunu öldü. Bu bende ya. Ciddi diyorum bende bak. Tamam. Ben boşuna skill vuruyorum. Hem R hem skill. Bak. Bak bana kalacak bak. Abi bu adam kendine hil mi atıyor? Kim dolduruyor bunun canını ya? Dur bir saniye GM. Tamam GM'sin de 5, 5 demiş de nedir ya? Nasıl denk getireceğim şimdi ben sana son vuruşu? Bir ırk vuruyor birader. Yok böyle bir şey. Bir saniye bir saniye. Şuna bir karıştırma atayım lan ben. Heh. Bir kör edeyim. Bütün skiller 5 vuruyor. Ölüyor. Ölüyor. Bana kal lan lütfen. Kime kaldı? Voxfly'a kaldı. GM kill etkinliğiyle beraber Arvat'ın akşam PK'ları tam olarak buna dönüştü. İşinden gücünden gelen herkes bütün dostlar PK'ya çöküyor. Akşamları çok eğlenceli oluyor PK işi ya. Birazdan Blood Valley'imiz var. Blood Valley'den de bir kutumuzu kıplarız. Şu anda 100 kilo odaklıyım ama çok sağlam PK var. Kolay kolay kayısı atamıyorum ama. Şuraya ben sıvışırım abi. Bak şimdi bak. Şu. Yuh. Ulan şu GM'ye gene vuruyorum bak. 5-5 çok zor oluyor. 5-5 vurarak bu adam ölmez abi ya. Dur bakalım. Bir saniye GM Bey. Bayağı bildiğim boss keser gibi şimdi şeye vuruyoruz. Bir alan vuruyor adamları öldürüyor. Böyle biraz daha fazla vurmalıydık. 5 vurarak ölecek iş değil bu. Protean Hero. Hadi kardom. Hadi bana kal. Hadi. Gene bende değil. En arkada bir tane adam görmüşümdür. Şuradan birini tekletirdin aslında bize ya. Mesela mayonezi. Bunlar bizim GM'yi kesmeye gidiyor. Hayır. Çok teşekkür ediyorum. Gel gel. Gel Triki. Triki gel lan. Dur gelme tamam. Ya da gel ya. Gene öldük. Niye bugün böyle şanssız gidiyor benim bütün işlerim? Bu sefer olacak. Minik Joe. Örnek. Dur lan. Bir saniye. İşte adamsın. En azından bizi öldürdük. Görevim saysın biraz ya. Minik Joe'ya kaçar mı? Bence yetişirim. Bence yetişirim. Bence yetişirim. Bence yetişirim. Şuradan zıplayarak. Hadi be uça. Aha. Aha da geçmiş olsun Minik Joe'ya. Keşke şuna ben vurabilseydim. Aynı şekilde ben öldürürdüm. Çok keyif oluyor öyle ya. İşte şu tip kapışmalar benim en sevdiğim kapışmalar. Şöyle çok fazla kalabalığın olmadığı yerlerde PK atmayı seviyorum. Hadi be kardeşim. Şu bizde. Bak bunu bir direkt alırım.
Bir saniye. Minik Joe'ya geliyor. Minik Joe'ya, Minik Joe'ya. Hangisini öldüreyim? Şunu... Nasıl öldüm lan ben? İyi başlamıştım. Yeni gelen Dorian haritasıyla beraber şöyle bir balık tutma yeri belirlemişler. Burada aşağı yukarı bir 5 ya da 6 saattir falan balık tutuyorum. Tam da ihtiyacım olan horse makarelleri buradan seri seri atıyor. Server'ın ilk başlarında şu klon fişlerden çok fazla kullanmıştım. Kesin yaratıklardan %5 daha fazla para gelmesini sağlıyor. Ya totalde çok böyle etkilemiyormuş gözüküyor ama bir XP partiye falan girdiğinde şundan üzerine bir 100 tane falan olsun coin'ini bayağı etkiliyordu. Tabii server'ın ilk başları için konuşuyorum bunu. Şu anda ne ben öyle bir XP partiye giriyorum. Ama farm atarken basarım ben bunu ya. %5 fena değil. Bu grup zindanını her videoda göstermesem de grup zindanlarına elimden geldiğince girmeye özen gösteriyorum. Çok fazla kayda değer aslında. Çok ciddi para eden bu zamana kadar bir item alamadım ama 20 M'lik, 30 M'lik, 40 M'lik filan bu tip itemler atıyor. Nadiren de olsa atıyor. Girmeyen dostlar varsa eğer şiddetle girmesini tavsiye ederim. Üçüne beşine bakma ya. Canı sıkıldığında bir grup zindanına girmekten kimseye zarar gelmez valla. Hem kaybettiğin XP'leri kasarsın hem de belki şansına bir item atar. Oradan da yolunu bulursun. İhmal etmeyin. Bakın şimdi son boss'u keseceğiz. Belki de şu anda ben bir zengin bir insanım yani. Hedefimize ulaşabilecek her şeyi aldık. Sırada takılarımızı upgrade etmek ya da silahımızı değiştirmek. Kafamda bir sürü soru işareti var. İnsanın çok eksiği olunca ne alacağını da şaşırıyor. Ama bak skill bu kattı. Bu da bir para nihayetinde. Evet. Son yaratığımız ölüyor. 20 milyon XP'nin yanında bize ne veriyor? Rogue Elite kadar saçma. Common Rune kadar anlamsız. KD değer olmayan 6K paranın haricinde hiçbir şey vermedi lan. İşte bundan bahsettim az önce. Her zaman atmıyor yani ama atacağı varsa da atıyor abi. Bugün Death Valley'de hiç PK atasım yok. Böyle böyle zerre canım PK atmak istemiyor. Slot da basmak istemiyor. Bizim sırra kadem basmış Uradermlipomuz da bugün Black Mummy farmı yapacağız dostlar. Üzerimde 300 tane mana potu var. 50 tane de STR kitabımız var diyelim. Tabi para mara yok. Burada çöp kasmaya başlayacağım. 300 tane mana potunun kaç tanesi biter? Ne kadar öldürürüm? Şu anlık hepsi bir arafta. Sadece işin sonunda kaç para kazandığımızı ufak bir hesabını sizlerle beraber yapacağız. Şimdi kendime etkinliklerden gelen taş sukrulu basalım. Çoğu zım ve sahal terimizi atalım. Black Mummy'ye bir torture atıp ilk atağımıza başlayalım. Tamam, gayet güzel bir kesimi de var. Yüksek skill de gerektirmiyor. Tek bir problem var. Kutuları 50 açacağız. Olsun. Gayet seri kesiyorum. Bence eğlenceli olacak. Bakın 8K param oldu bile. Uradermlipom'la farm atıyorum diye infernoları asla kaçırmıyoruz. Farm attığım para karakterin üstünde olduğu gibi duruyor. Bu infernoyu kazanayım. Bir 100 kill'imi bitireyim. Ondan sonra Uradermlipom'la gene çöp farmı yapmaya devam edeceğim. Üçüne beşine bakmıyorum. Güzel para getiren her yerde Skadi var. Örneğin Inferno. Kısa bir süre sonra Inferno'yu kazanacak olduktan sonra şu bankama bir göz atayım dedim. 3GB param var. Topladığım bir sürü materyaller var. Ve sattığım elamet item var. Ona rağmen hala bankamızda kayda değer bir şeyler olduğunu görüyoruz. 3GB paramı nasıl değerlendireceğim hakkında şu anlık en ufak bir fikre sahip olmamakla beraber Blue Dragon Ringime ya da Earningime yönelmeyi düşünüyorum. Belki bunlardan bir tanesini artı bir yaparım. Amacım Radiant 7 set almak. Ama şu anda çok para dostlar. Rogue Imperial almıştım. Tanesini 5KB'den şu anda 40-50M'den sattım onları. Yani Radiant'larda da acaba aynı kaderi yaşar mıyım diye bir tereddütteyim. Git gel yaşıyorum. O yüzden kıyafetten önce acaba takıya mı yönelsem diye düşünmüyor değilim. Bilemedim ama. Sizler yorumlarda bir bana akıl fikir verebilirseniz çok makbule geçer. Çok pis gaz verdim bizimkilerine. Şuradan birini kesin keseriz dedim. Aldılar gazı gidiyoruz. 8 tane magenin içine belki de 10 tane. Bak şimdi surete giriyoruz. Aha bak tak. İşte bu. Bundan bahsetmiştim. Bence oldu. Her videoda defalarca kesmiş olduğumuz bu bosslardan bir tanesini gene kesiyoruz. %5 bize düşer mi? İnşallah filan artık bunları geçtik. Tamamen atağa odaklıyız. 4-5 kişi %5 vurmuşuzdur diye.
Düşünüyorum. Var mı? Yok. Gene yok. Aha da gözümü kararttım. Bu magelerin içine giriyorum abi. Ben girerim abi. Ne oldu, ben gene öldüm. O... Ya oğlum, gir dediniz. Gir dediniz. Nereye gidiyorsunuz? Ne Ben zaman girme girme de dedin? dedim. Sonra çık Ne dedim. zaman girme dedin? Bak şimdi. Bir Yani dakika. gel dedim. Allah Ardına üç farklı cümle daha kurduk. Onları niye hiç duymuyorsunuz? Gel Gidiyor dedim. sonrasını dinlemiyor. Kapatıyor böyle gizlemle. Tamam. Kapat. Söyle. Al. Şu gelen kalabalığın içinden bir kil daha alabilir miyiz? Bir kil daha alırsam 100 kilim bitiyor. 100 kilim bitmesi demek direkt net para demek zaten dostlar. Bakın mesela ben şuna kitlendim. Mesela ben şuna kitlendim. Şu an evet işte bu kadar. 100 kil biter. Skadi parayı kıtlar. Şimdi şuradan keyifle 100 kilin sonunda alacak olduğum kutuyu alayım abi. Bu en az var ya 20 m para demek ya. Bugün tatlı ve güzel bir gün geçiriyorum. Inferno'yu kazandım. 100 kilimi yaptım. O zaman şu Ureder Nipomuz'la farmımıza kaldığımız yerden ufak ufak devam edelim değil mi? Hadi. Üstümüzdeki bütün çöpleri möpleri sattık. Tekrardan Black Mummy slotumuza geldik. 300 tane mana potumuz vardı. 136 tane kalmış. Üzerimizde 5 m para var dostlar. Bu kalan potlarımız da bitene kadar Black Mummy'de tıngır tıngır farm atmaya devam ediyoruz. Oldukça yavaş kesiyorum. Kutuyu filan elle açıyorum. Biraz uğraştırıyor. Hedefim de tam 10 m para almak var burada. Umarım alırım. Dostlar bakın, Haddar'da Battle Press'te yapılan farmda 15 dakikanın sonuna gelmek üzereyim. Üzerime çıkan çöp sayısına şöyle bir göz atalım. 15 dakikada şu sırayı bile zor doldurdum. O yüzden burada insanlar 3-5 tane çar bırakıyor. Bunun sebebi de aslında coin kasmak için uğraşıyorlar. 15 dakikanın sonunda gelen çöpler kaç para yapmış? 668K. Üzerimdeki parayı 6 m'ye çıkarttım. 92 tane mana potu kaldı. 300 tane mana potuyla başladığımız bu farmda mana potu giderlerini attıktan sonra Black Mummy slotunun bana, yani bu Red Elm Repo'ya kaç para bıraktığını merak ediyorum. O yüzden bu işkenceyi, benim gözümde işkence, o yüzden bu işkenceyi kendime yapmaya devam edeceğim. 92 tane de potu bugün değil abi, 22-31 saat. Yarın tamamlayacağım. Onu topla, bunu topla vesaire derken bankada El Ahmet, bir saniye görmüyorum ben. Bankada El Ahmet toplayıcılık malzemeleri olduğunu fark ettim. Artık koymaya yer yokmuş gibi gözüküyordu gözüme. Üzerimde param da eksik olunca ne yaptım? Ben de tabii ister istemez hepsini olmasa da bir kısmını pazara satışa sundum dostlar. Hepsi satılırsa şayet 487 m civarında bir para ediyormuş. Tabii bunlar kadar bankamda hala var. Belki de daha fazlası var. Böyle ufak ufak satışlarımızı yapıp bankayı da sürekli eritmekte fayda var. Bu arada gururla gösterecek olduğum bir şeyimiz var. Artık mining'imiz 29 level. 30 levele son %97 kaldı. 30 level olduğunu bu gözler gördüğünde çok mutlu olacağım. Bu videonun böyle sonuna geliyoruz dostlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Skadi şimdilik satış yapmaya devam eder. Allah'a emanet.